Herkese merhabalar, oyuncu inceleme videolarında bugün Dominik Jankov'dan bahsetmeye çalışacağız. 20 yaşındaki Bulgar ofansif orta saha oyuncusu, her save'de bu profille karşımıza çıkıyor. 113 mevcut yetenek ve 148 potansiyel yetenekte her save'de karşımıza çıkan bir oyuncu. Şöyle profil özelliklerine genel olarak baktığımızda kararlılığın yüksek olması potansiyel yeteneğine eğer oynatırsak, biraz da ilgilenirsek ulaşacağını gösteriyor bize çok iyi seviyelere gelmeyeceğini düşündüğüm bir oyuncu ama teknik anlamda ve zihinsel anlamda bence çok iyi ve takımımızda ki oynattığımız takım tabi seviyesine göre değişir ama takımımızda iş yapabilecek bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Dominik Yankov'un tabi farklı oyunculara yönelmeyi seven arkadaşlar için. Oyuncu özellik detaylarına bakalım. Burada da 113 mevcut 148 potansiyel yeteneği var. Uyum problemi yaşamazmış. Takatlanma eğilimi 7 önemli maç formu 14 süreklilik 12 yani zihinsel anlamda da Saha içerisinde Bize e, Katkı sağlayabilecek bir oyuncu olduğunu söyleyebiliriz şimdi Bir sonraki save'imize bakalım Dominik Yankov'un gelişimi ne şekilde olmuş Dominik Yankov 29 yaşında ve Sampdoria forması giyiyor 17 numarayı almış Sampdoria'da Böyle gelişimine baktık özel yetenek direkt dikkat çekiyor 14'te 16 olmuş Pas 14 olmuş Teknik, e, pas, vizyon, ilk kontrol, ay ana hakim bir oyuncu. Takım oyunu da fena seviyede değil. Yani size şu şekilde bir oyun kurucu olarak e, hizmet verebilir. Atletik yapısı hiç fena değil. Merkez orta sahada mesala olarak bile kullanabiliriz. Şut zafiyeti var, kabul. Ama e, adam eksiltmeyi seven, e, mücadeleden vazgeçmeyen bir oyuncu olduğunu düşünürsek de bence mesala hücum olarak orta saha merkezde Oldukça faydalanabileceğimizi düşündüğüm bir oyuncu Gizli özelliklerine bakalım 142 mevcut yetenek 148 potansiyel yetenek çok az kalmış Ulaşamayabilir ama yani neredeyse finişi görmüş burada Sakatlanma eğilimi gene 7 önemli maç form 14 süreklilik 13 Zihinsel anlamda da zaten iyi bir oyuncu olduğundan Bahsetmiştik Sakatlanma eğilimine göz atalım neler yaşamış hiç ağır sakatlık yaşamamış hep ufak tefek sakatlıklar. Epey maçta sakatlık yaşamış. Burada iki şey geliyor aklıma. Birincisi özel yeteneği çok yüksek olduğu için acaba darbelere çok fazla maruz kalıyor olabilir mi? Çünkü cesaret düşük. Yani ikili mücadelelere çok fazla girmeyi sevmeyen ama top ayağındayken rakibin müdahalelerine maruz kalabilen bir oyuncu olabilir. Dominik Yanko buradan onu çıkartıyorum çünkü incelediğim oyuncularda bu kadar maçta sakatlanan oyuncu görmemiştim. Önemli anlara bakalım Lig Kupada var mı bir şeyler? Bulgaristan birincilik şampiyonu olmuş. Ludogoretsle 2018'de Bulgaristan Süper Kupasında finalde oynamışlar zaten ikinci olmuşlar. İlk milli maçı 20 yaşında Macaristan karşısındaymış. Ee, Bulgaristan birincilik şampiyon olmuşken 2021'de milli formayla ilk golünü Yunanistan'a karşı 21 yaşındayken atmış. Kalliyari ile de İtalya Serie A'da küme düşmüş. Bakalım transferlerine. Ludo Goretz de bir süre geçirdikten sonra çok da forma şansı bulamamış açıkçası ya. Sonra Cagliari'ye 3.4 milyon euroya transfer olmuş. Cagliari sanırım küme düştüğü senede Sampdoria'ya transfer olmuş 9.25 milyon euroya. Ludo Gores'in çok tercih etmediği dönemde belki 2.5'a falan da alınabilir miydi? Daha düşük bir rakam alınabilir miydi diye düşünüyorum. Dominik Jankov'un profili huzurlarınızda. Bence farklı oyuncularla oynamayı, farklı oyuncularla deneme yapmayı seven oyuncular için iyi bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.